Bebek senden değil diyorum. Niye hala üstüme geliyorsun? Asiye bak, bana yalan söyleme. Bak, en temiz hislerimle karşındayım şu anda. Ne olur benden nefret etme ya. Bu sana özel bir tavır değil. Adam olmayan herkes siliyorum ben. Peki bu ne Asiye? Bebeğini de, annesini de yalıdan alıp git. Yoksa onlarla beraber seni de mahvederim. Kim gönderdi bunu sana? Ne bileyim, şirkette oturuyordum, bir zarf geldi. Ha, bu da zarf. Bunu yazacak hali yoktu ya. Yine gazete kesikleri. Allah kahretsin ya. Şş, kızım bana bak. Yaramaz bir durum yok değil mi? Bak, yaramaz bir durum varsa yani hani... Ya yok bir şey be. O benim bebeğim değil mi? Hayır, değil. Şş, bak istersem bebek doğduktan sonra DNA testi bir şeysi falan yaptırırım ha. İspatlarım benim çocuğum olduğunu. Ama yapmayacağım. Sen söyle istiyorum. Baba mı oluyorum ben? Sadece bileyim. Bebek senden değil diyorum. Peki. Öyle olsun. Sana inanmıyorum. Ya bebek senden olsa ne olur? Ha? Kaç yazar? Ay bir de kalkmış bana babama oluyorum diye soruyorsun. Babalık öyle gibi bırakmakla olmuyor Berkant Efendi. Emek istiyor. Sorumluluk istiyor. Sevgi istiyor. Sen bunların hiçbirini yapmadın. Sen bebeğini kaybettin. Bu bebek Çetin'in. Çetin'le benim bebeğim bu. Gerçek nasılsa ortaya çıkacak Asiye. Eğer bebek benimse... iki dünya bir araya gelse... beni çocuğumdan koparamaz. Hadi eyvallah. Alo Veysel, ben Semra Belenoğlu. Senden bir şey rica edecektim. Buyurun Semra Hanım, emriniz olur. Hayır, telefonda olmaz. Yüz yüze. Ben şimdi sana bir adres vereceğim. Anne bana nasıl doğduğumu anlatsana. Aralık ayıydı. İstanbul hiç bu kadar soğuk olmamıştı. Dışarısı kar, buz, soğuk. Senin doğmana daha vardı. Ben de dışarı çıktım. Dışarıya çıkmamla buzda kayıp düşmem biri oldu. Öyle kötü düştüm ki. Tanımadığım birileri beni alıp hastaneye götürdü. Doktorlar, bebeğin hayatı tehlikede. Sizi kurtarmak için onu almak zorundayız dediler. Olmaz dedim. Önce bebeğim burada olsun. Bu arada sen de çıkıp geldin işte. Prensesim, prensesim. Anne, ben az kalsın bebeğimi aldıracaktım. Ne
Neden? Selen. Yine ne yaptı uğursuz? Hani bebek için bazı testler yaptırmıştım ya. Hoş geldin Meysel. Gel. Gerek yok. Geç. Şöyle otur. Sağ olun Semra Hanım. Sağlığın nasıl? İyi misin Meysel? İyiyim çok şükür. Yaşıyorsam size borçluyum hayatıma. Ahmet seni severdi. Geçirdiğin o feci kazadan sonra tedavin için elinden geleni yaptı. Yoksa bacağını tamamen kaybedecektin. Sonra sana dükkan da açtı. Sakat bacağınla başka bir iş bulman çok zor olurdu. Doğrusunuz Semra Hanım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı kendisi. Cenazesine de gelemedim. Memleketteydim. Turunun sünneti vardı. Çok geç oldu haberim. Kusura bakmayın. Önemli değil. Minnettarlığını başka türlü telafi edersin. Emriniz başım üstüne. Canını verdi vereyim. O kadar diyorsun. Bu devirde böyle vefalı insanların olması hayret verici. Bu ev kimin? Benim. Arada sırada kafamı toplamaya geliyorum. Düşünüyorum. Özel sığınağım burası benim. Yaramaz bir durum yok inşallah. Var Veysel. Başımıza neler geldi bir bilsen. Ailemizin çevresini kurtlar sardı. Ahmet'in mezarından çıkarmaya çalışıyorlar. Bana yardım etmelisin. Nasıl? Hoş geldiniz. Nesin teyze? Yüz ifadene bakılırsa hala anlatmış her şeyi. Evet, senden de bekliyorum aşağılama ve hakaret repertuarını. Hadi. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bak kızım. Daha önce bu merdivenlerden nasıl düştüm bilmiyorum. Ama Hale'ye ya da bebeğine herhangi bir şey olursa... seni öyle bir yuvarlarım ki ne Çetin'le de bir başkası tutamaz. Seni güzellikle uyarıyorum. Olmaz Semra Hanım. Her şeyi isteyin benden ama bunu istemeyin, yapamam. Ahmet'in sana yaptığı onca iyilikten sonra öyle mi? O zaman ayağını geri ver Veysel. Rahmetli kocamın kurtardığı ayağını geri ver. Sen kötü bir şey yapmayacaksın ki. Niçin bu kadar korktun? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.